Sana tekrar hayırlı olsun. Allah razı olsun. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Beklediklerimiz, umduklarımız sizdi. Siz de becerdiniz bunu. Allah razı olsun. ...2007 yılında atölye açtım, mesleğe başladım. 2007 yılından bu yana mermer işi yapıyorum. Bundan önce de komşunun binasının üzerine mezar koymuştuk. Bizim için dezavantaj olan yoldan aşağıda olmamız, avantaja nasıl çevirebiliriz diye düşüncesiyle daha sonra da kendi binamızı yaptık. Kendi binamızın üzerine de bu mezarı teşhir amaçlı koyduk. Çok ilgi çekti, farklı farklı düşüncelere yol açtı. Yapmış olduğumuz mezar. Zaman sonra bizim ilginç fikirlerimizi mahalleli onayladı, benimsedi. Mahalleli bizi de yıllardır burada olduğumuz için benimsiyor. Bu mahallenin evladıyız. Mahalleli 2019 seçim sürecinde bizim muhtar olmamız yönünde bize teşvikte bulundular. Biz teşvik üzerine, mahallenin teşviği üzerine aday olduk. Allah'ın izniyle 2019 seçimlerinde muhtar olduk. Farklı bir şekilde de muhtarlığı kazandık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. 7 adaydık, evet. 6 rakibimizi geride bıraktık. En yakın rakibimize de 119 oy fark attık. Yani mahallenin yarısına yakını bizi tercih etti. Tercih edenden etmeyenden bütün mahalleliye çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Nasip olur ise 5 yıllık zaman zarfında yani muhtarlığımız süresince mahalle içinde inşallah güzel fikirlerimiz var. Mahalle içinde uçuk fikirlerimiz var. Allah'ın izniyle mahalleyi zeminde değil de mahalleyi de çatıya, fikirlerimizle mahalleyi de çatıya çıkarmak istiyoruz. Allah'ın izniyle bizi artık Türkiye, hatta yurt dışı dahi tanıyor. Çatıdaki mezarcı diye söylüyorlar. İşte çatıya mezar halen duruyor mu diye soranlar var. Kesinlikle duruyor. Yani duracak da Allah'ın izniyle.